Bu sonbahar gününden fotoğraf dostlarına merhaba diyelim. Ben Yılmaz Karaca. Asıl mesleğim rehber öğretmenim. Bolaman Anadolu Lisesi'nde psikolojik danışmanım. Yaklaşık 16 yıldır fotoğraf çekiyorum. 2007-2008 yıllarında denk gelen bir zaman diliminde fotoğrafa başladım. Nasıl başladım diye sorarsanız, Mardin Midyat'ta arkadaşlarla bir fotoğraf gezisine katılmıştım dışarıdan. Gözü çok iyi olan, fotoğraf anlayışı çok iyi olan bir dostum bir yedek makinesini vermişti bana. O yedek makinesiyle çekimler yaptım tabii ki gün boyu. Akşam fotoğrafları açtığımızda sen hep fotoğraf çek diye bir motive edici bir söz söylemişti. Ondan bu yana fotoğrafa bulaştık. Fotoğrafa bulaşmak diyorum. Fotoğrafa bir kere bulaştın mı mutlaka senin üzerinde kalan, asılı bir kalan bir iz gibi oluyor. Artık onun dışına pek çıkmıyorsun. Bakış açını, yaşamını, hayatını, her şeyin ona göre bir şekilde organize etmeye çalışıyorsun. Fotoğrafa başlamadan önce satranç oyuncusuydum. Satrançla ilerlemeyi düşünüyordum ama belli bir zaman sonra biraz daha depresif bir ve iyi çalışma isteyen bir alan olduğu için satranç, ondan biraz daha kendimi doğaya doğru salayım anlayışından da çıktı biraz fotoğraf. Dağları, tepeleri, gölleri seviyorum. Özellikle fotoğraf çekmediğim yıllarda da bu gezileri sık sık yapardım. Farkı ne oldu? Farkı artık elimde bir tane makine oldu. Makineyle beraber fotoğraf dünyasına girmiş oldum. İlk çekimlerimi daha çok İstanbul ve yöresinde yapmıştım. Daha sonra işte tayin nedeniyle kendi şehrime Ordu'ya geldim. Ordu'da Bolaman Anadolu Lisesi'nde çalıştığımı söylemiştim. Fotoğrafla ilgili daha sonra üniversitede okuduğum bölüm dışında fotoğraf kameramanlık bölümünü de bitirdim. İşe biraz daha profesyonelce bakmayı ama amatör ruhla profesyonelce bakmayı biraz daha şiar edindik diyelim kendimize. O yıldan bu yana bu çekimler devam ediyor. Dünyada her gün milyonlarca fotoğraf üretiliyor. Özellikle mobilizasyon sürecinden sonra her gün bakın telefonlarımızı açıp bakarsak binlerce telefonda binlerce fotoğraf var. Milyonlarca, milyarlarca olan belki çok kıymetli olmuyor ama biraz üzerine çalışılmış işler daha kıymetli olabiliyor. İşte bu da fotoğrafın diğer fotoğraflardan ayrım noktası nedir sorusunu gündeme getiriyor. O ayrım noktası nedir olayına biraz baktığımız zaman iyi fotoğraflar bizde iyi hisler uyandırıyor. Aynı zamanda görselliğin insanın hislerini tetikleyen yanları da var. O yanları da bir tarafa aldıktan sonra fotoğrafa baktığımızda eğer bize yeni duygular, güzel duygular kazandırıyorsa bu iş biraz oldu deriz. Tabii ki bu kompozisyonun kendine özel şartları var. Yani iyi fotoğrafa baktığımız zaman kompozisyon öğelerinin de biraz yerli yerinde olması gerekiyor. Işığı, ritmi, kontrası, içeriği, karşıya geçen duygusu, bütün bunları bütünleşik bir şekilde bakmak gerekiyor. Tabii fotoğrafa başladıktan sonra bir diğer yanımız gene tetiklenmeye uğradı. Nedir bu? Gezmek, görmek, daha fazla fotoğraf çekmek, daha iyi fotoğraflar çekmek. Bu süreç sürekli kendini geliştiren bir çaba haline geldi. Bugün rahatlıkla söyleyebiliyorum ki fotoğraf sayesinde Türkiye'nin bütün illerini bir iki il hariç gezdim. Orada fotoğraf dostlarını tanıdım. Onları gerek bizim buralara da geldikleri zaman misafir ettim. Gerek onlar beni misafir etti. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra biraz çalışmalar sekteye uğrasa da pandemi sürecinden önce normal bir memurum. 52 haftanın 25-30 haftası rahatlıkla
şehir dışı fotoğraf gezilerine zaman ayırıyordum. Pandemi sürecinden sonra biraz daha sıkıntılı hal aldı bu. İşte gerek ekonomik olsun, gerek insanların biraz diğer insanlardan kaçma duygusu olsun. Ufak tefek sekteler oldu. Bu zamanla mutlaka düzeleceğini düşünüyorum. Şimdi fotoğraf özellikle Ordu ilinde yaşadığımız için Ordu fotoğrafını biraz yorumlamak isterim. Ordu Türkiye'nin genel illeri göz önüne alındı. Fotoğraf çekilebilecek çok çekim yerleri bulunabilecek ender yerlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorum? Çünkü bir tarafta deniz ve denizde ürünleri ve deniz ürünlerinin ortaya çıkarttığı işte fotoğraflar, işte yeşil var. Yeşilimiz çok bol. Fotoğrafta her zaman iyi görüntüler sunan iyi yaylamız var. Perşembe yaylamız. Bugün Perşembe yaylasının işte anlık olarak değişen ışık koşulları bir günde çok fotoğraflar vermeye müsait bir yapısı var. Yason burnumuz var. Efendime söyleyeyim, aynı zamanda çarşı pazarlarımız var. O pazarlardaki işte köylü pazarlarındaki alışveriş işleri halkın. Bunlar hepsi fotoğrafa pozitif bir şekilde daha fazla üretilmesine katkı sağlayan unsurlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi fotoğrafın tabii ki bir de biraz türlerinden bahsedecek olursak yaklaşık şu anda 20-22 tane türünden bahsediyor. İşte moda fotoğrafçılığından ürün fotoğrafçılığına, spor fotoğrafçılığından işte gelin damat fotoğrafına kadar. Fotoğrafa bulaşmış kişi zamanla kendi tarzını mutlaka yaratmaya çalışacaktır. Fotoğrafı, kendi fotoğraf anlayışımı ya da tarzımı açıkladığımda ilk başta biraz sokak fotoğrafçılığıyla başladım fotoğrafı. Tabii ki insanın yaşadığı yerler, yaşadığı yer fotoğraf tarzını da ister istemez biraz etkiliyor. Ben sokak fotoğrafçılığına İstanbul'da başladım. İstanbul biraz daha sokak fotoğrafları konusunda eşi bulunmaz bir yer dünya kentleri arasında. Tayin olup Ordu'ya, Fatsa'ya taşındığımda ise biraz da işte çevresel şartları göz önünde bulunarak biraz daha genel yaşam fotoğrafçılığına, manzara fotoğrafçılığına bir kayış oldu. Çünkü olabildiğince fazla çekim noktaları var. Bu çekim noktalarını bir fotoğrafçı elbette kaçırmak istemez. Zamanla yaşam fotoğrafı üzerinde düşünmeye, çekmeye, anlamaya süreci başladım. Şimdi tabii ki herkesin fotoğrafı nasıl algıladığıyla ilgili bir takım durumlar var. Bunlardan da biraz bahsedelim. Fotoğrafın yani görsel olduğu için gücünün olabildiğince fazla olduğunu söylüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? İşte Güney Sudan'da Kevin Costner'ın o Afrikalı çocukla Akbaba'yı yan yana getirdiği fotoğraf dünya basına geldiği zaman tabii ki insanlar orada büyük bir yaşam mücadelesi ve dramının olduğundan haberdar oldu. Yani bu fotoğrafın gücünün ne kadar önemli olduğu gösteren kanıtlardan bir tanesi. Aynı zamanda fotoğraf nasıl baktığına bağlı olarak bir manipülasyon aracı da olabiliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu gene Roger Fenton'un Kırım Savaşı'nda, 1853 Kırım Savaşı'nda tabii İngiltere tarafından görevlendirilmiş. İnsanlar niye savaşta, niye insanlar ölüyor diye basından bir takım haberler çıkınca savaşın aslında güzel bir şey olduğunu göstermek için Fenton yoğun bir çaba sarf etmiş. Bunu nasıl yapmış? İşte çadırın önünde içerken, çay demlerken ya da boş arazileri çekip İngiltere basınına göndermiş. Aslında bu kadar da kötü bir şey değil diye işin manipüle edilen tarafında
konuşmak lazım. Şimdi mobilizasyondan sonra biraz daha işler tabii ki değişti. Günlerce, milyonlarca fotoğraflar üretiliyor her gün. Her gün bir bitmez tükenmez bir üretim çabası var ama bu üretim çabasının niceliğine bakarsak işin çöp tarafı biraz. Biraz tabii ki nitellere yönelmemiz gerekiyor. Kaliteli fotoğraf nedir? Biraz buna bakmamız gerekiyor belki de. Özellikle 2008'den beri biraz katıldığım yarışmalardan biraz bahsetmek isterim. İlk fotoğraf ödülümü çok kıymetli olan fotoğraf üstadı Sabit Kalfagil'den almak beni ekstra gururlandıran bir şey. Rahmetli anıyoruz. Belki de Türkiye'deki fotoğrafçılığın yazın tarafında, işte eser bırakma tarafındaki en kıymetli adamlardan bir tanesi Sabit Hoca'dır. İşte fotoğrafta kompozisyon kitabı benim için çok kıymetlidir. İlk fotoğraf biraz daha profesyonel bakmaya başladıktan sonra 2-3 defa okuduğum kitaptır. Yeni başlayanlar için falan özellikle tavsiye edeceğim bir kitaptır. Sabit Kalfagil'in kompozisyon kitabı. Sabit Hoca'nın dışında belki de bir parça dünya fotoğrafından bahsetmek gerekiyor. Dünya fotoğrafından bahsedince Sebastião Salgado, Brezilyalı fotoğrafçı, ondan bahsetmek gerekiyor. Salgado, dünyaya yazdığım mektup diye bir başlayıp dünyanın her yerinde çok özel fotoğraflar üreten, hatta şöyle bir nitelendirme de pek yanlış olmaz sanırım, fotoğrafın özellikle yani sosyoloji gözüyle bakan, sosyoloji fotoğrafları çeken ender kişiliklerden bir tanesidir. Özellikle yeni başlayan kişilere fotoğrafa Sebastião Salgado'nun bütün hayatını inceleyen belgesel var. Toprağın Tuzu. Toprağın Tuzu'nu bir değil birkaç defa izlenilmesini özellikle tavsiye ederim. Bunun dışında işte katılmış olduğum yarışmalardan bahsetmiştim. Biraz giriş yapmıştım. İlk ödülümü Sabit Hoca'dan almıştım. Daha sonra İşte zaman buldukça yıllık ortalama olarak 250-300 tane fotoğraf yarışması düzenlenir. Bunlardan bazı yarışmaları seçerim. O seçimlere uygun fotoğraflar olduğum, güçlü fotoğraflar olduğum düşündüğüm fotoğrafları bu yarışmalara yollarım. Belki de kazandığım en iyi derecelerden devlet yarışmasının iki defa üst üste kazandım. Türkiye birinciliği aldım. Eş birincilik başarı ödülü. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan birincilik aldım. Orman Bakanlığı'ndan Türkiye birinciliği aldım. 7 civarında ikincilik aldım ve işte üçüncülük ve sergilemeler diye devam ediyor. İşte bu elimdeki bu fotoğraf arşivini değerlendirmek uğruna bir tane kişisel sergi açtım. 4-5 tane de farklı sergilere, ortak katılım sergilere katıldım. Belki bir parça da şeyden bahsetmek gerekiyor. Fotoğrafın işin tekniğinden bahsetmek gerekiyor. İlkel insanlar, ilk mağara insanları nasıl duvarlara bir şeyleri çevresinde gördüklerini resmettilerse İşte biz de bunu ışıkla yapıyoruz. Yani bunu elimizdeki bir nesneyle, fotoğraf makinesiyle yapmaya çalışıyoruz. Fotoğraf makinesine hükmetmek biraz araba kullanmak gibi bir şeydir. İlk arabaya direksiyona oturduğunuzda nasıl böyle eliniz ayağınız birbirine dolaşırsa, ilk makineyi aldığınızda da enstantane nedir, diyafram nedir, efendime söyleyeyim manuel pozlama nedir, bu tür konularda kişiler biraz heyecanlanabilir. Dediğim gibi araba kullanmayı nasıl belli bir zamandan sonra otomatikleşiyorsa fotoğraf makinesinde de böyle oluyor. Ama işi biraz daha tabii ki ciddi düşünenler, binlerce kaynak var, YouTube videoları var, binlerce kitap üretilmiş bu konularda. Bunlara bakarak buradaki çekim teknikleri nedir,
diye yeterli derecede video izledikten sonra kendi tarzlarını yaratacak fotoğraflar üretebileceğini düşünüyoruz. İşin teknik tarafı çok zor değildir. Yani o işin biraz daha duygu tarafı, kendi kişiselliğini, kendi görüşünü, dünya görüşünü, kendi taraf olmanı, neye tarafsın, fotoğrafta neye tarafsın mesela önemli bir konu. İyi göstermek istiyorsan bu da bir tarz, kötüyü göstermek istiyorsan bu tarz, ama fotoğraf daha çok o eşitsizlikleri gösteren, biraz daha çevreye daha farklı bakmamızı sağlayan bir araç olduğunu anladığımızda işler biraz daha değişiyor. Hiç unutmam, birkaç defa fotoğraf kursu vermiştim bir öğrencim bana. Hocam, fotoğrafa başladıktan sonra aslında kuşların o kadar da hızlı uçmadığını anladım demiş. Daha önce hiç kafamı kaldırıp bakmıyordum ne hızlı uçuyorlar diye. Bu bile yani küçük bir de olsa insanın çevreyle iletişiminde, etkileşiminde fotoğraf araya girdikten sonra nasıl da farklar yaratıldığını bize göstermesi açısından önemli. Fotoğraf gezilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin çoğu iline, yani daha doğrusu her iline gittim aşağı yukarı. Özellikle Mardin, Midyat, işte Kastamonu tarafları, özellikle sonbaharda, Kars tarafları. Fotoğraf için olabildiğince fazla kaynakların olduğu yerler. İşte bu yerlerde olmak, bu yerlerde fotoğraf çekmek insana ayrıca bir güç ve güzellik kattığını düşünmekteyim. Yeni başlayanlar için de nacizane tavsiyem, önce makinanın aslında sadece bir araç olduğunun farkına varsınlar. Öncelikle Ansel Adams'ın dediği gibi aklını, beynini aynı hizaya getirme motivasyonunu kuşandıysan eğer, zaten bir makine elinde sonunda elde edebilirsin. Hatta şimdi çoğu yarışmalarda mobil temalar var. Mobil telefonların çektiği fotoğraflar da kabul ediyor. Önemli olan fotoğrafı çekerken içeriğinin ne kadar kaliteli olduğunu, karşı tarafa ne kadar duygu yansıttığının yoğunluğunu ortaya koyduktan sonra ne ile çekerseniz çekin fotoğraf olur. Fotoğraf kendini gösterir diye düşünüyorum. Orduya dışarıdan fotoğraf çekmek için gelmek isteyenler de olabilir. Yeni başlayanlar da olabilir. Bunlar için biraz fotoğraf rotalarından bahsetmek gerekirse, Ünye'de fotoğraf çekmeyi çok severim. Özellikle gün doğumunda. Gün doğumunda biraz kavisli bir alan olduğu için Ünye, güneşin doğuşu, güneşin denize vuruşu, iskeleye vuruşu çok özel bir an yaratabilir herkese. Onun için Ünye fotoğraf rotalarından bir tanesi. Hemen arkasında Ünye'nin deniz kenarında çok güzel özel estetik yerler var. Sonra Ünye'den gene Kadılar Yokuşu'ndan bahsedebiliriz. Daha yukarıda Akkuş'tan bahsederiz ki sonbahar ve kış fotoğrafları için bulunmaz yerlerden bir tanesi. Bu tarafa geldiğimizde işte Fatsa'da Gaga Gölü'nden biraz bahsedebiliriz. Güzel fotoğraf, güzel ışık yansımaları oluyor. Daha yukarı gittiğimizde özellikle benim en fazla kullandığım, hatta orada 2011 yılında fotomaraton yaptığımız, daha basit koşullarla Perşembe Yaylası. Niye Perşembe Yaylası bu kadar önemli bir fotoğraf rotası? Çünkü inanılmaz bir ışık değişimi var. Anlık, saniyelik ışık sürekli değişiyor. Özellikle doğa fotoğrafında gölge ışık karşıtlığı, kontrası, oradaki vermek istediğimiz hikayeyi, objeyi çok daha iyi bir şekilde görülmesini sağlıyor ki orada koyunlar, kuzular, işte atlar, dereler, balıklar ekstra bir güzellik katması açısından Perşembe Yaylası belki de bir numaraya yazacağınız yerlerden bir tanesi. Ordu merkeze gelmeden önce mesela özellikle Bolaman, Hazinedar Oğlu Konağı, Yalıköy, biraz daha bu tarafta Medrese Önü, Yasonburnu,
buralar deniz kenarında ve özellikle de balıkçılık hakim olduğu için kıyılarda işte balıkçıların fotoğrafları, yaptıkları işler, yeni ürettikleri kayıklar, tekneler, onlarla insanların, ustaların iletişimi, ilişkisi inanılmaz bir görsellik sağlıyor. Özellikle de balık sezonunda falan olursa ekstra bir görsel gücü yüksek fotoğraflar alma ihtimaliniz yüksek oluyor. Ordu merkezde, sahilde, buralarda, deniz kenarında işte Boztepe'ye çıkıyorsunuz. Teleferikte imkanı var. Özellikle kış fotoğraflarına her zaman çok bayılırsınız ve özellikle de akşam fotoğrafları. Bazen işte mevsim geçişlerinde ordunun üzerinde büyük sis kütleleri oluyor. Siste fotoğraf çekmek gayet eğlenceli olabiliyor. Ordu merkezin dışında yukarıda işte Gölköy var. Gölköy'de Ulugöl'den biraz bahsetmek gerekiyor. Ulugöl'ün kendisi her ne kadar biraz son zamanlarda hafif bir dejenerasyon yaşasa da oraya gelmeden o yollar, o yolların içindeki ormanlık araziler, hele bir de sis duman varsa bulunmaz nimette bir görsel güç elde edebilirsiniz. Biraz bu konularda biraz da yeni başlayanlar için son bir toparlama olursa, işte bu diğer sanat dallarını, diğer spor dallarını da tabii ki tercih edebilirsiniz. Koşu yapabilirsiniz, yüzme yapabilirsiniz, satranç oynayabilirsiniz. Biz fotoğrafı seçtik. Bundan dolayı tabii ki mutluyuz. Yeni başlayanlar özellikle işin teknik detaylarına mutlaka çok fazla takılmasınlar. Takılırlarsa belki motivasyonları kırılabilir. Bundan önce işte büyük fotoğrafçıların, büyük sanatçıların çalışmaları nedir? Hangi fotoğraflar insanlara güzel geliyor? Bunun için mesela Kaynak TFSF sitesi var. Orada yarışma sonuçları kısmından insanlar hangi konularda, hangi yarışmalar göndermiş, hangileri kazanmış, hangileri efendime söyleyeyim birinci ödülü, ikincilik ödülü, üçüncülük ödülü almış, mansiyon almış, sergileme almış. Bu neden olabilir diye kendilerine sorduklarında yavaş yavaş göz terbiyesini gerçekleştirecek. Fotoğraf biraz da göz terbiyesi gerçekleştirme için. Belki kendinin dışındakilere kaba saba bakıyor olabilirsin. İşte fotoğraf sayesinde yavaş 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 insanın işte görme biçimleri değişebiliyor. Değiştikçe bundan daha fazla zevk alıyorsunuz. İşin teknik detayından daha çok ürettiğiniz içeriğinizle, karşıya yansıttığınız duyguyla daha güçlü olabiliyorsunuz. Bu konuda zaten olabildiğince fazla YouTube'da olsun, diğer sitelerde olsun kaynak ve kitaplar var. Teşekkür ederim.